kader bahsine gireceğiz. Kaderi öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde bir nebze de olsa bu konuya değinmiştik. Bu konudan bahsetmiştik. Bugün inşallah kader konusunu biraz daha inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kader imanın 6 şartından bir tanesi. Bir müminin imanı ancak bu rükne, bu esasa iman ettikten sonra tamam oluyor, kemale eriyor. Nedir kadere iman? Kadere iman arkadaşlar Allah-u Teala'nın daha önceki konularda da söylediğimiz gibi, kadere iman iki şekilde gerçekleşiyor. Bir icmali, genel manada iman. Yani mümin olduğunu söyleyen herkesin buna iman etmiş olması lazım. Daha önceki konularda da söylemiştik. Bir de tafsili kadere iman var. Ayrıntılarıyla kadere iman etmek. Bu kim için geçerli? Konuyla ilgili ayetleri ve hadisleri gördükten sonra öğrenip duyan insan için bunlara iman etmesi şarttır. Ama onun dışında bir icmali, mümin olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen insanın iman etmesi gereken bir ne var? Miktar var. Ancak ona iman ettiği takdirde ne olur kişi? İmanını tamamlamış olur. Kadere iman arkadaşlar, genel manada kadere iman, yüce Allah-u Teala'nın ezelden çok öncelerden, yani eskiden, ezelden her şeyi ne yapmış olması, bilmiş olması ve bildiği bütün bu şeyleri dilediğinden dolayı dilemesi çerçevesinde gerçekleşmiş olması. Yani bugün yaşamış olduğunuz, yapmış olduğunuz her şey, kulun her yaptığı fiil Allah-u Teala'nın ezelden bildiği ve Allah-u Teala'nın dilediği, dilemesinden dolayı gerçekleşen fiillerdir, gerçekleşen olaylardır. Yani sizin yaptığınız olayları Allah-u Teala sizi yapmadan önce de, sizi yaratmadan önce de, hatta yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce diyor Aleyhisselatü Vesselam, 50 bin sene önce, yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce Allah-u Teala ne yapıyordu onu? Onların tümünü, bütün bu yapılacak olan, yapılan fiilleri, eylemleri Allah-u Teala biliyordu. Yani Allah-u Teala bunları bildi ve 50 bin sene önce yazdı bunları. Takdir etti. Diledi ve daha sonra bugün bizler onları ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz. İşte kadere icmali olarak genel hatlarıyla iman budur. Yani bizler öyle başıboş bırakılmış insanlar değiliz. Yaptıklarımız o anda vuku bulan, o anda gerçekleşen Allah-u Teala'nın da bizimle beraber o anda öğrendiği şeyler değil. Allah-u Teala bizi yaratmadan önce de ne yapıyordu? Bütün bunları biliyordu. Hocam bilmesi ezeli, yazdığı mı 50 bin sene? Bilmesi ezeli. Nasıl ki Allah-u Teala'nın zatı ezelidir. Bunu biz daha önceki derslerimizde inceleyip öğrenmiştik. Selam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani bir başlangıcı yok. Bizler tarafından akledilebilecek, bilinebilecek, idrak edilebilecek bir başlangıcı yok. Allah-u Teala'nın ilmi onun zatının bir sıfatıdır. Allah-u Teala'nın sahip olduğu bir sıfattır. Eksiksiz ve noksansızdır. Bunu daha önce de söylemiştik. Allah-u Teala'nın ilmi öyle bir kapsamlıdır ki geçmişte, bizim geçmişimizde olan olayları ne yapmaz Allah-u Teala'nın ilmi? Hiçbir zaman unutmaz. Nisyana vaki olmaz, düşmez. Nisyana düşmez, unutmaz. Gelecekte olan şeyleri ne yapar Allah-u Teala? Aynı şekilde bilir. Nasıl ki Allah-u Teala'nın zatı ezelidir. Ne demek Allah-u Teala'nın zatı ezeli? Yani mahlukattan herhangi birisinin gibi. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hacı Murat, cezayı keseceğim sana. 15 dakika, 25 dakika gecikiyorsun. Ya misafirler geldi, gitmek mecburen. Defol git diyemezsin ki. Eşofmanları giymişsin, bu akşam seni karaya geçiriyorum ha. Oh. Ah, Şaban abim sağ olsun. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar, Allah-u Teala'nın ilim sıfatı, diğer sıfatlarında olduğu gibi, zatî sıfatlarında olduğu gibi nedir? Ezeli bir sıfattır. Ne demek ezeli bir sıfat? Yani zatı ile birlikte var olan, bizler tarafından bilinebilen başlangıcının olmadığı bir sıfat. Tamam? Yani sonuçta her mahlukun neyi vardır arkadaşlar? Bir başlangıcı vardır, değil mi? Sorduğun zaman işte sizden birisinden kaç tarihinde doğdun? Senin başlangıcın ne zaman? Ne demek? Der ki 1980, 81, 84, 83. Ama Allah-u Teala'nın zatı için böyle bir başlangıç var mı? Yok. O ezelden demek. Yani ezelden beri var. Yani bir başlangıcı yok.
İşte ilmi de Allah Teala'nın ilmi de o zatının yani Allah Teala'nın bir sıfatıdır. Her şeyi ne haber? Bilir. İşte biliyor musunuz? Bizler yokken dahi bizler dünyada annemizin karnından dünyaya çıkmadan dahi bizlerin yapacağını, neyi seçeceğini Allah Teala o ilmiyle, kapsamlı ilmiyle, kuşatıcı ilmiyle ne yapıyor? Biliyor. İşte bu kaderin ilk basamağı bu arkadaşlar. Allah Teala yani kader Allah Teala'nın bizim iman ettiğimiz kadere imanın şart imanın şartlarından birisi olan kader konusunda kaderin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken ilk basamak bu. Allah Teala'nın ilim sıfatı. O da Allah Teala ezelden her şeyi biliyordu. Kendi yaptığı fiilleri, yapacağı fiilleri ve kulların yapacaklarını biliyordu. İlmi bu kadar kapsamlı ve kuşatıcı. Sonra arkadaşlar bu bildiği ilmini ve kullarının yapacağı fiilleri Allah Teala ne yaptı arkadaşlar? Kaleme emretti. Allah Teala'nın emrettiği bir kalem var. O kalem de ne yaptı arkadaşlar bunları? Yazdı. Kıyamete kadar olacak her şeyi kalem yazdı. Allah Teala kalemi ilk yarattığında böyle diyor hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam. Evvela ma halakallahu kalem kâle lehu uktub. Dedi ki ilk kalem yarattığında Allah Teala uktub. Yani yaz. Tabi kalem diyor ki ve mâzâ ektub. Ne yazayım? Bilmiyor Allah Teala. Kıyamete kadar olacak her şeyi yaz diyor. Allah Teala ilminde olan, ezelden beri bildiği o olacakları kaleme emrederek levh-i mahfuza ne yapmasını emrediyor? Yazmasını emrediyor. Bu da kaderin ikinci basamağı. Yani Allah Teala o ezelden beri bildiği şeyi belli bir süre sonra ki bu süre yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılmış olmasından 50 bin sene önce kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yani yer ve gök 50 bin seneden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani insana bazen bu kadere iman etmenin faydalarından bir tanesini biraz sonra zikredeceğiz bu. Yani başına bir musibet geliyor adamın. Kanser olmuş, çocuğu ölmüş, trafik kazası geçirmiş, hasta olmuş veya herhangi bir şey. Şöyle bir mümin olan insan, kadere iman eden insan şöyle bir rahatlık hissediyor kendine. Diyor, Subhanallah yani Yüce Rabbim yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce ne yapmış? Bunu takdir etmiş, biliyordu. Ne yaptı? Kaleme yaz dedi ve kalem de onu yazdı. Bana burada düşen nedir arkadaşlar? Sabretmek. Sabretmek. Biraz daha imanlıysan, takvan yüksekse, iyiyse ne olmak? Rıza göstermek. Vacip olan, kula vacip olan ne yapması? Sabretmesi. Rıza vacip değil. Rıza takvanın bir göstergesi, alameti. İşte Allah'ın ezeli olarak ilmiyle bildiğini kaleme yaz diyor. Ve bu kalem kıyamete kadar olacak her şeyi ne yapıyor? Yazıyor. Bu yazılan her şey nereye yazılıyor arkadaşlar? Levh-i mahfuza yazılıyor. Levh-i mahfuz. Bu levh-i mahfuzun nasıl olduğu, altından mı, gümüşten mi veya herhangi başka bir değerli madenden mi olduğu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne de Allah-u Teala bize bu konuyla ilgili bir haber vermedi. Ancak bize verilen haberler kıyamete kadar olacak olan her şey orada yazılı. Sonra arkadaşlar Allah Teala dikkat ederseniz bu iki basamak yani Allah Teala'nın bilmesi ve bu bildiklerini kaleme yazdırması, yaz demesi kulların eyleme geçirdiği fiillerinden önce olan olaylar. Yani ezelden Allah Teala'nın bilmesi ve daha sonradan da bunu yazması. Bugün senin ezan okunduğu zaman camiye gitme seçeneğini, camiye gitme kararını vermenden çok çok önce olmuş bir olay. Yazma olayı ve Allah Teala'nın bunu bilmesi. Yani bunlara dikkat ederseniz kulun yapmış olduğu fiili eylemden önce. Bir de kulun yaptığı eylemle beraber olan iki basamağı daha var kaderin. Ki onunla birlikte kadere iman tamamlanıyor. Kader daha iyi bir şekilde anlaşılmış oluyor. Üçüncü basamağı arkadaşlar Allah Teala'nın ne yapması? Meşiyet yani dilemesi. Yani Allah Teala bildiğini ve kaleme yazdırdığını dilemezse sen kul olarak Allah'ın dilemediği bir şeyi ne yapamazsın? Yapamazsın, dileyemezsin. Yani Allah Teala onu dilemediyse sen kul olarak onu ne yapamazsın? Dileyemezsin ve kul olarak o fiili yapamazsın. Ahmet bu alttan ısıtmayı şey yapalım, söndürelim. Aşağı mı indiriz hepsini? Ha aşağı indir. Bu da arkadaşlar ne deniyor buna? Meşiyet deniyor. Allah Teala'nın dilemesi. Biz daha önceki derslerimizde almıştık. Allah Teala'nın dilemesi, meşiyeti hayır, iki ayrılmıyor. Allah Teala'nın meşiyeti, dilemesi
ikiye ayrılan irade türünden birisine eşitti. Birisine denk geliyordu. Allah Teala'nın iradesi neydi? İkiye ayrılıyordu. Bir, kevni irade. İki, şer'i irade. Allah Teala'nın meşiyeti dilemesi, Allah Teala'nın dilemesi hangi iradeye denk geliyor? Hangi iradenin manasını içeriyor kadar? Kevni iradesi. Ne demek kevni irade arkadaşlar? Allah Teala'nın ezelden dilediği ve olması kesin olan, kesinlikle gerçekleşmesi gereken iradesi. Yani Allah Teala eğer kevni olarak, yani takdir olarak, kader olarak, kaderde bir şey dilediyse o muhakkak ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Gerçekleşmek zorunda. Biz buna ne diyoruz? Allah-u Teala'nın ne yapması? Meşiyet etmesi, dilemesi. Yani kevni irade. Bir de ne var? Şer'i irade. Daha önce bahsettik. Şer'i irade. Allah-u Teala'nın şer'an kullarından yapmasını istediği şeyler. Yani kullarından namaz kılmasını istiyor Allah-u Teala. Kullarından içki içmemesini istiyor. Kullarından zina etmemesini istiyor. Bu tür iradeye şer'i irade diyoruz. Bu iradenin kesinlikle gerçekleşme şartı var mı? Yok. Çünkü bu iradenin gerçekleşmesi kime bağlı? Kula bağlı. Kul namazını kılarsa Allah-u Teala'nın onun hakkındaki iradesi, şer'i iradesi ne oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Kul içkiden uzak durursa Allah-u Teala'nın şer'i iradesi onun hakkında ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. O zaman biz ayrımı yaptığımızda söylemiştik. Demiştik ki kevni irade, yani Allah-u Teala'nın kevni olarak, kevnen bu alemde takdir edip, kader edip, dilediği şeylerin kesinlikle gerçekleşmesi gerek dedik. Yağmur mesela bugün yağıyorsa, şu yağan yağmur Allah-u Teala'nın hangi iradesinden dolayı yağıyor? Kevni iradesinden dolayı yağıyor. Allah. İşte bugün bir deprem oluyorsa, bu Allah-u Teala'nın hangi iradesinden dolayı oluyor? Kevni iradesinden dolayı oluyor. Dikkat ederseniz kevni iradesi Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'nın kevni iradesinde Allah-u Teala'nın o dilediğini, o irade ettiğini, o istediği şeyi sevme şartı yok. Yani bazen Allah-u Teala sevmediği şeyleri de ne yapabiliyor? İsteyebiliyor. Mesela Allah-u Teala kevnen dilemiş ki Ebu Cehil ne olacak? Kafir olacak. Ve bu ne olmuş? Gerçekleşmiş. Bu Allah Teala'nın sevmediği bir şey. Kulun kafir olması değil mi? Ama Allah Teala'nın dilemesinden dolayı, böyle istemesinden dolayı kevnen, kaderi olarak ne oldu bu? Kevni irade olarak gerçekleşti. Ama Allah Teala aynı zamanda Ebu Cehil'den ne istiyordu? Şer'i olarak namaz kılmasını, iman etmesini istiyordu. Ama bunu kim gerçekleştirmedi? Ebu Cehil gerçekleştirmedi. Allah'ın kendisinden istediği, namaz kılma, iman etme isteğini Ebu Cehil gerçekleştirmedi. Ama küfrü gerçekleştiği için, küfür üzerine öldüğü için, yeryüzünde Allah'ın iradesinden başka da hiçbir şey tahakkuk edip gerçekleşemeyeceği için, biz Ebu Cehil'in o küfür üzerine ölmesini Allah Teala'nın hangi iradesine bağlıyoruz? Kevni iradesine. Şer'i olarak, çünkü Allah Teala'nın şer'i iradesi neyle alakalıdır? Sadece sevdiği şeylerle alakalıdır. Allah sadece sevdiği şeyleri dinen, şer'an kullarından ister. Ama kevni olarak Allah Teala arzulamadığı, istemediği, sevmediği şeyleri ne yapar? Yani sevmediği şeyleri de isteyebilir. Bazıları diyebilir ki hocam, yani bu Allah hakkında nasıl mümkün? Hem Allah'ın hoşlanmadığı, sevmediği bir şey söylüyorsun, hem de diyorsun ki Allah onu ne yapıyor? İstiyor diyorsun. Kevni irade. Biz bunun mümkün olduğunu söylemiştik değil mi? Bugün insan için de bunun mümkün olduğunu söyledik. Mesela çocuğun hasta. Çocuğunu hasta doktora götürüyorsun. Doktor diyor ki apandis var bunda. Bunu ne yapacağız? Alıp keseceğiz. Şimdi sen burada doktora ne yapıyorsun? Tamam diyorsun. Onun ameliyat olmasını istiyorum diyorsun. Benim iradem, isteğim onun ne olması? Ameliyat olması. Ama bu sevimli, senin sevdiğin bir olay mı? Hoşuna giden bir olay mı? Değil. Demek ki insan için dahi hoşlanmadığı, sevmediği bir şeyi istemesi mümkünse bu Allah için hayır hayır nedir? Mümkündür. Yani Allah Teala çünkü neden? Yani biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak iradeyi niye bu şekilde ikiye ayırıyoruz? Çünkü biraz sonra gelecek kader konusunda bazıları içki içmek gibi, zina etmek gibi kötü fiilleri, kötü eylemleri Allah'ın dilemediğini, Allah'ın yaratmadığını, Allah'ın değil de kulun kendi kendine yarattığını söylüyor. Allah'la bir ilgisi olmadığını söylüyor bu tür kötü masiyetlerin, günahların. Sebebi ne? Çünkü diyor Allah Teala kötü şeyleri ne yapmaz?
istemez. Hayır diyoruz. Allah Teala kötü şeyleri ne yapabilir? İsteyebilir. Bunun arkasında ne vardır peki? Bir hikmet, hayır vardır. Yani en büyük hikmeti nedir mesela Allah Teala'nın kevni olarak? Şimdi dedik yeryüzünde her şey Allah'ın iradesi dahilinde gerçekleşmek zorunda. Allah Teala'nın bu iradesi sonucu da yeryüzünde zina denen bir şey var. İçki içmek denen bir şey var. Adam öldürmek denen bir şey var. Allah bunları istemiş ki bunlar ne yapılıyor bugün? Oluyor. İstemeseydi bunların olması mümkün değildi. Allah Teala'nın bunları istemesi nasıl bir isteme? Kevni bir isteme. Çünkü Allah Teala hoşlanmadığı bir şeyi ne yapıyor sonuçta? İstiyor. Peki bunun sebebi ne arkadaşlar? Hikmeti ne mesela? İmtihan. Yani Allah Teala bunu istemiş, yaratmış. İçki içmek diye bir şey, zina etmek diye bir şey, adam öldürmek diye bir şey. Ali ile Mehmet nasıl ayırt edilecek Allah katında? Bu kendinin iyi olduğunu nasıl ispat edecek? Nasıl anlayabiliriz? Bugün ne yapıyoruz biz altını? Tenekeden anlayabilmek için yakıyoruz değil mi? Eritiyoruz, ateşe tutuyoruz. Sevilmeyen, hoşlanılmayan bir işlem yapıyoruz. Niye? Altını tenekeden ayırmak için. Demek ki arkadaşlar Allah Teala'nın kevni olarak her istediği, irade ettiği, kevni olarak her irade edip istediği şeyi Allah Teala sevme şartı yok. Allah sevmediği şeyleri ne yapar? İster. Bunun arkasında ne vardır? Farklı hikmetleri vardır. Birisinin çocuğuna hastalık verir, musibet verir. Tamam mı? O hastalığı çeken çocuğun babası ya der subhanallah ne kadar şerli bir olay der. Ama yan komşusu o hastalıktan dolayı ne yapar? Hidayete erip Allah'ın kendine bahşettiği, verdiği nimetin farkına varır. O yüzden bizler ne yapamayız? Yani kısa akıllarımızla Mutezile'nin dediği gibi Allah Teala ne yapmaz? Kötüyü dilemez. İçki içmeyi dilemez. İçki içilmesini dilemez. Değil. Allah Teala bunları ne yapar? Diler. Kevni olarak diler. Kevni olarak ister. Ancak şer'i olarak istemez. Niye şer'i olarak istemez? Çünkü bir Kur'an indirmiş. Çünkü bir peygamber göndermiş. Bu Kur'an'la bu peygamber insanlara diyor ki ezan okunduğu zaman diyor namaza gidin. Şimdi Allah Teala kulun ne yapmasını istiyor, irade ediyor. Ezan okunduğu zaman namaza gitmesini. Bu nasıl bir irade? Allah Teala'nın nasıl iradesi? Şer'i iradesi. Bu irade, Allah Teala'nın bu iradesinin gerçekleşmesi kime bağlı? Kula bağlı. Kul giderse Allah'ın iradesi gerçekleşecek. Gitmezse bu irade gerçekleşmeyecek. Anladık mı arkadaşlar iki irade arasındaki farkı? O zaman Allah Teala ezelden beri diyoruz ki her şeyi biliyordu. İlmiyle her şeyi biliyordu. Bunu yazdırdı kaleme. Daha sonra Allah Teala bunu ne yaptı? Diledi. Kevni olarak diledi. Daha sonra diledikten sonra kul da artık bunu dilediyse, kul da bunu seçtiyse, istediyse Allah Teala bunu o kul için ne yapıyor? Yaratıyor. Kula iki hedeynâhu sebîleyn diyor. İki yol gösterdik. İki tane yol var. Doğru yol ve yanlış yol. Sana peygamberler göndermiş. Kitaplar indirmiş. Kur'an indirmiş. Yanlış bunlardır demiş. Doğru bunlardır demiş. Sana iki yolu göstermiş. Allah Teala kevni olarak bunları dilemiş. Artık sana ne sunuyor en son olarak? Seçme hakkı sunuyor. Ve senin seçeceğin o hak, kullanacağın o seçme hakkı aslında senin Allah Teala'nın ezelden bildiği kaderin. Ama sana orada ne sunuyor Allah Teala? Seçme hakkı sunuyor. Sen ne yapıyorsun? Seçiyorsun. Camiye gitmeyi seçiyorsun. Camiye gitmeyi seçtiğinden dolayı, dilediğinden dolayı Allah o senin camiye gitmeni ne yapıyor? Diliyor ve yaratıyor. Ve bu şekilde Allah'ın ezelden bildiği şey senin hakkında senin seçmenle, ihtiyarınla gerçekleşmiş oluyor. Kimse diyemez. Ben camiye gitmek istedim ama beni burada tuttular. Diyebilir mi? Ben içki içmek istemedim ama işte yani insanlar olarak değil, zorla böyle bardak geldi, havadan böyle ağzıma girdi. Diyebilir mi? Diyemez. Senin neyin var? Bardağı elinin tersiyle vurma hakkın da var. Elip bardağı eline alıp içme şansın da var. Sen eğer bardağı alıp içersen Allah Teala'nın hangi iradesi gerçekleşiyor senin hakkında? Kevni. Bardağı kenara itersen hangisi? Şer'i ve kevni. İkisi birden gerçekleşiyor. Alime örnek vermişler. Demişler ki
Ebu Bekir'in iman etmesinde Allah'ın hangi iradesi gerçekleşiyor? Hem kevni hem şer'i. Niye kevni? Çünkü yeryüzünde Allah'ın iradesinden başka, iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Niye şer'i irade gerçekleşti? Çünkü Ebu Bekir iman etti. Allah'ın istediği şer'i imanı gerçekleştirdi. Ama Ebu Cehil, Ebu Leheb hakkında hangi irade gerçekleşti? Kevni. Çünkü Allah istemediği bir şeyi yaptı. Aynı şekilde namaza giden bir insan için. Burada ezan okundu. Sabah namazında saatini kurdun, kalktın, camiye gittin. Hakkında hangi irade gerçekleşiyor arkadaşlar? İkisi de hem kevni, çünkü yeryüzünde onun iradesinden başka hiçbir, iradesi dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Ezelde dilediği, ezelde bildiği ve irade ettiği şey gerçekleşecek. Hem de şer'i olarak senden istedi, talep etti. Ne istedi Allah Teala senden? Camiye gitmeni istedi. Sen de onu ne yaptın? Gerçekleşin. Ne oldu? Allah Teala'nın iki iradesi de gerçekleşti. Bu yüzden bizim için şöyle bir sorun yok. Hani bazıları diyor ya, ya işte içki içmek iyi Allah nasıl olur da diler. Artık böyle bir soru işareti bizim hakkımızda yok. Çünkü bizler biliyoruz ki yeryüzünde Allah Teala'nın iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Ne zaman ki biz iradeyi böyle iki kısma ayırırız, ne zaman ki Allah'ın iradesini bu şekilde anlarız, o zaman soru işaretleri, sorunlar, anlayamayacağımız müphem meseleler çözülmüş olur. İşte Allah Teala'nın kaderini arkadaşlar bu dört basamakta anlayacağız. Yani kader deyince aklımızda böyle soyut bir şey gelmeyecek. Önce bileceğiz ki Allah Teala'nın her şeyi bilmesi onun ilmi bir sıfatıdır. Onun zatî bir sıfatıdır. İlk olarak ne diyoruz? Allah ezelden her şeyi bilir. İkinci olarak evet yazar. Bu bilir. Üçüncü olarak diler. Dileyecek Allah. İsteyecek. Dördüncü olarak yaratır. İşte bu dört şeyden sonra artık kulun fiili ne oluyor? Gerçekleşiyor. Ondan sonra da arkadaşlar kul neyi yaptıysa deminden de söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın şer'an kendinden istediğini gerçekleştirdiyse kul kazananlardan, kitabını sağından alanlardan oluyor. Eğer Allah-u Teala'nın şer'i olarak dilemeyip kendi olarak dilediği şeyin peşinden ardına düştüyse, Allah'ın sevmediği bir şeyse bu, kötü bir şeyse, haram bir şeyse buna düştüğü zaman da Allah onu ne yapıyor? Cezalandırıyor. Yani bu basamaklardan sonra Allah-u Teala'nın kula seçme hakkı vermesinden sonra peygamberler gönderip bu yanlıştır, bu doğrudur dini apaçık bir şekilde onların önüne sunmasından sonra artık kişi için hiçbir Allah katında hiçbir delil yok. Çünkü sen bilmiyorsun Allah-u Teala'nın ezelde senin hakkında bildiği şeyi, ezelde senin hakkında yazdırdığı şeyi, senin hakkında dilediği şeyi sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin yaptığın şeyin kaderin olacağı şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Sen ne zaman onu yaptıkta yapıyorsun? O zaman onu öğreniyorsun. O halde senin neyin var arkadaşlar? Bir seçicilik hakkın var. Bu sebeple Allah-u Teala ne yapmış? İnsanları isimlendirmiş. Ne olarak isimlendirmiş? Mümin, kafir, müşrik, fasık, muhlis, münafık. Bu isimleri insanlar neye göre alıyor arkadaşlar? Neye göre alıyor? Yaptıkları fiillere göre alıyor. Yani Allah-u Teala'nın şer'i iradesini şer'i iradesiyle istedikleri şeyi yaparak veyahut da yapmayıp terk ederek, muhalefet ederek bu isimlere, bu tasdiklere giriyor. Eğer şayet böyle bir şey olmasaydı, kişinin bu isimleri kazanma konusunda bir özgürlüğü olmasaydı Allah-u Teala bütün insanları tek bir isimle isimlendirdi değil mi? Yani bu adama namaz kılan diyoruz, bu adama ne diyoruz? Namaz kılmayan, beynamaz diyoruz. Sebep? Kendi iradesi. Değil mi? Hürriyet vermiş Allah-u Teala. Hatta Allah-u Teala o adama kendisine sövmesinde bile ne yapmış? Hürriyet vermiş. Yani. Dili beton gibi, taş gibi, mermer gibi olmuyor yani. Sövebiliyor Allah-u Teala. Böyle bir neyi var? Hürriyeti var. O yüzden insanların kalkıp da ya işte içki içiyoruz, namaz kılmıyoruz. Ne yapalım ya? Allah hakkımızda böyle dilemiş. Demek onlar için bir hüccet, onlar için Allah katında kurtulacakları, tutunacakları bir delil olmaz. Allah seni dünyaya göndermiş, belli bir yaşa kadar mükellef tutmamış, ondan sonra hesabını tutmaya başlamış. Bulu çağını erdikten sonra artık Allah katında sen nesin? Sorumlusun. Yaptığın her şeyden sorulacaksın. İşte bu kısa girişten sonra Şeyhülislam İbn Teymiye'nin sözünden okuyarak açıklamaya başlayalım.
Diyor ki Şeyhülislam, "Tu'minu al-firqatun naciyetu ehlu firqatun naciyetu ehlu sünneti vel cemaati bil kaderi hayrihi ve şerrihi." Fırkayı Naciye, kimdir o arkadaşlar Fırkayı Naciye? Naciye ne demek? Necata eren. Yani kurtuluşa eren. Neyden kurtuluşa eren? Ateşten. Ahirette ateşten kurtuluşa eren. Fırkayı Naciye. Çünkü 73 fırkaya ayrılacak bu ümmet. Onlardan biri hariç hepsi ateşte olacak. Bunlardan bir tanesi var. O da Fırkayı Naciye. Onlar yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat. İşte diyor Şeyhülislam, bunlar kaderin hayrına ve şerrine iman ederler. Bizler daha önceki derslerimizde söylemiştik. Kaderin dedik, aslında Allah tarafından bakıldığı zaman kaderin şerri var mıdır, yok mudur? Yok. Yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? وَلَيْسَ الشَّرُّ اِلَيْكِ. Yani şer sana ait değildir. Yani biz dediğimiz üzere, alimlerin sözlerini burada açıkladığımız üzere ne dedik? Allah Teala'nın emrettiklerinde hiçbir zaman ne yoktur? Şer yoktur. Emrettiği her şey nedir? Hayırdır. Ama şimdi dersen ki ya işte insan öldürmek, işte trafik kazası, uçak düşmesi, bunlar ne arkadaşlar? Şer. Ama bunlar kime göre şer? Bize göre şer. Ama kesinlikle bunlar mutlak olarak genel manada şer değil. Deminden örneğini verdi. Şimdi mesela adam uçak düştü. Diyelim helikopter düştü. O adamlar hakkında şer olabiliyor ama başkaları hakkında ne olabiliyor bu? Hayır. Ne olabiliyor? Adam kendini tefekküre düşürebiliyor. Tefekkür edebiliyor. Allah Allah, subhanallah diyor. Demek ki ölüm denen bir şey var. Yani o zaman kaderin şerri kime göre şer arkadaşlar? Bize göre şer. Yoksa Allah katında her şey ne? Hayır. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat kadere bu şekilde iman eder. Diyor ki Şeyh Hüseyin, vel imanu bil kader ala dereceteyn. Kadere iman etmek iki kısımdır. İki derecedir. Biz kaç basamak olarak açıkladık onu? Dört. Ne dedik? İlim ve yazması. İşte Şeyh Hüseyin bunu ne yapıyor? Bu ilk derece, ilk basamak. Yani Şeyh Hüseyin'e göre, Şeyh Hüseyin'in tasnifine göre ikiye ayırıyor. Diyor ki bir, bilmesi ve yazması. İki, dilemesi ve yaratması. İyi öğrenin arkadaşlar. Bilmesi ve yazması. Dilemesi ve yaratması. Dilemesinden maksat ne? Kevni. Kevni olarak dilemesi. Çünkü kaderden bahsediyoruz. Diyor ki فَالدَّرَجَةُ الْاُولَى الْاِيمَانُ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الْخَلْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ اَلَّذ۪ي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ اَزَلًا. Dediğimiz gibi, açıkladığımız gibi Allah-u Teala ilk olarak ne yaptı arkadaşlar? Kaderin ilk basamağı nedir? Kulların yaptığı her şeyi Allah-u Teala ezelden biliyordu. Sonra alime cemi'a ahvalihim minet ta'ati vel ma'asi vel erzaki vel acal. Allah-u Teala ezelden ne yaptı? Kulların yapacağı itaat, ibadet, günah, onların alacağı, yiyeceği rızık ve onların ecellerinin hepsini ezelden biliyordu. Şimdi yani bazen insan düşünebiliyor, kadere imanın semeresi, faydalarından bir tanesi dedik ya, işlerin kötü gidiyor. İşte çok zenginliğin kötü oldun. Burada insanın, mümin insanın, kadere iman eden insanın kalbine şöyle bir ne gelir? Rahatlık gelir. Der ki subhanallah, yani Allah-u Teala ezelden bunu biliyordu. Ve 50 bin sene önce yeri göğü yaratmadan, 50 bin sene önce kaleme de bunu yazdım. Benim demek ki bunu ne yapacağım ben bunu? Bana gelecek rızık belli. Ben bunu yaşayacağım. Demek ki Allah bunu benim hakkımda takdir etmiş. Ama ne olarak düşünecek kişi bunu öbür taraftan? He. Yani ben demek ki öbür taraftan da ne yapmalıyım? Allah'ın benden istediği, şer'i olarak istediği şeyler var. Onları yerine getirmek üzere çaba sarf etmeliyim. İşte Allah-u Teala arkadaşlar biliyorsunuz her şeyi bilip levh-i mahfuza yazdırdıktan sonra biz buna nasıl bir yazma diyoruz? Genel bir yazı. Yani ne demek genel bir yazı? Kıyamet gününe kadar olacak her şey genel olarak orada yazılır. Ne diyoruz biz oraya? Levh-i mahfuz. Mahfuz, korunan levhalar. Muhafaza edilen levhalar. Kitap. Levh-i mahfuz. Buradaki yazanlar arkadaşlar genel yazılar. Bir de arkadaşlar bunun dışında Allah-u Teala'nın meleklere yazdırdığı farklı farklı yazılan kitaplar var.
bu bahsettiğimiz levh-i mahfuz yazısı kesinlikle ne olmuyor? Değişmiyor. Bunda bir değiştirme yok. Değişmez bu. Ama bir de ne var? Çocuk annesinin rahmindeyken, cenin annesinin rahmindeyken ona bir melek geliyor. Ona melek gelip ne yapıyor arkadaşlar? Suretini, kaderini. Onun rızkını, ecelini. Betbaht ya da mutlu olacağını ne yapıyor? Yazıyor. Bunları yazıyor. Annesinin karnında. Hatırlayan var mı meleğin geldiğini annesinin karnındayken? Yok, bilmiyorsunuz. Ama bu yazılıyor. Sizin mutlu mu olacağınız? Ne rızk yiyeceğiniz şu anda? Tamam. Eceliniz, ömrünüz yazılıyor. Orada. Bu da nedir arkadaşlar? Anne karnında, anne rahminde yazılan bir yazı. Başka nasıl bir yazı var arkadaşlar? Senelik. Her yıl yazılan ne var? Yazı var. Önümüzdeki yıl yani ne yapacak? Latif kul başına neler gelecek? Nelerle karşı karşıya kalacak? Bunlar yazılıyor. Aileler diyor ki işte bu yazıda ne var? Değişiklik olabilir. Nasıl değişiklik olabilir? Aleyhisselatü vesselam diyor ya, kim diyor? Ömrünün uzamasını istiyorsa ve rızkının bollaşmasını istiyorsa ne yapsın? Sıla-i Rahim. Ne demek Sıla-i Rahim? Akraba ziyareti. Yani nasıl senin rızkın çoğalacak? Nasıl ömrün uzayacak? Neye göre? O levh-i mahfuzdakine göre değil diyor aileler. Neredeki? Yazılan senelik şeylerde. Diyor ki senelik olarak işte orada ne yazıldıysa senin hakkında o yazıya göre sen eğer akrabanı ziyaret edersen 65 yıl. Akrabanı ziyaret etmezsen diyelim mesela 60 yıl. Diyor, böyle diyor anneler. Ona göre akraba ziyaretine önem vermek gerekiyor. Sonra diyor ki فَمَا أَصَابَ الْاِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَهُ. İnsana isabet eden, insanın başına gelen şey onun başına gelmeyecek değildi. Yani senin başına bir şey geldiyse, trafik kazası mı geçirdin? Başına bir musibet mi geldi? Veya bir nimet mi geldi? Özellikle genelde başa musibet gelince şey yapılır. Ahlar, vahlar, tühler, bizi mi buldu denir. Ama şunu bilmelisin arkadaşlar, başına gelen şey, sana isabet eden şey, sana isabet etmeyecek değildir. Ne demek bu? Yani o geldiyse başına muhakkak zaten gelecekti, yazılmıştır, bitti. Artık ondan sonra ne yapmayacaksın? Yani mesela adamın ölmüş, çocuğunu kaybetmiş. Tamam mı? Burada ne yapması lazım kişinin? Ha, gözyaşı dökebilir, ağlayabilir, o ayrı bir şey. Ama bağırarak, yaka paçasını yırtarak, bizi mi buldu diyerek, kadere isyan ederek ne yapmaz? Yapmaz. Çünkü bilmeli ki Allah onun hakkında ne yapmış? Dilemiş, bitti. Artık o oldu. İşte Şeyhülislam İbn-i Teymiye de onu söylüyor. Senin başına gelen, isabet eden şey senin başına gelmeyecek değildi. Yani bu senin başına muhakkak ne olacak? Gelecek. Böyle bir şansın yok. Tam bunun tersi de senin başına gelmeyecek olan bir şey de eğer gelmeyecekse senin başına olmaz o. Kıyamete kadar gelmez. Sen ne yapma? Yani rahat ol biraz. Allah'a. Bak konuşuyoruz Latif abiyle. Komşusu sarılık hastası olmuş. Adam nereden geçtiğini bilmiyor. Yani bu gelecekse o adamın başına ne yapacak? Gelecek. Öbür taraftan bakıyorsun adamlar kanlarla oynuyorlar, hacamatlar yapıyorlar. Allah dilemiyor. Ne olmuyor? Yani burada elbette şu var. Tedbiri elden ne yapmayacaksın? Bırakmıyor. O ayrı bir nokta ama şunu da bileceksin. Her şeyi tedbire bağlamayacaksın. Her şeyi sebebe bağlamayacaksın. Onun ardında bir ne var? Allah-u Teala'nın dilemesi var. Bu olmadan ne olmaz? فَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. Bak şimdi arkadaşlar bugün yani adam uçaktan düşmüş, helikopter düşmüş 24 saat önce Muhsin Yazıcıoğlu. Allah kurtarsın. Adam yani dilemiyor demek ki. Allah Teala 26 saat dilemedi bakın yani hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var ya İbn Abbas'a diyor ya yeryüzündeki ümmet bir araya gelse sana zarar vermek üzere sana ne yapamazlar? Ve zarar vermezler. Yeryüzündeki bütün insanlar toplanıp diyor sana bir fayda vermek size. Bir fayda vermek size. Allah dilemedikçe sana fayda. Şimdi düşünüyorsun ya böyle bakıyorsun radyodaki haberlere falan bakıyorsun diyorlar ki işte herkes orada ne olmuş? Seferber olmuş. El birliği içinde değil mi? Ordusu, sivil halkı, kurtarma ekipleri, teknolojisi her şey. Ya 26 saat geçmiş arkadaşlar. 25 dakika değil. Yarım saat değil. 26 saat
hala bir haber alınamıyor. Niye? Çünkü Allah Teala dilemedi. Ne zaman dileyecek? O anda bakacaklar ki bulacaklar. Belki onlar şu anda orada ölecekler. Arayanlar diyecekler ki ya biz buradan 80 kere geçtik üzerinden bunu ne yapmadık? Göremedik. Göremedik. Fark edemedik. Çünkü artık o ona yazıldıysa başına gelecek. Ondan kaçış yok. Yani onun başına gelmesi yazıldıysa ondan kurtuluşu onun olmayacak. Yok Şeyhülislam. Ceffetil aklam. Kalemler kurudu. Kalemler kurudu. Ne demek kalemler kurudu? Yani yazıldı. Her şey bitti. Vattuviyeti suhuf. Sayfalar, kitaplar kapandı. Bu yüzden kul ne yapacak? Başına gelen musibetlerde özellikle bilecek ki bunlar tamamen kimden? Allah'tan. Diyor ki fakat ketebe fil levhil mahfuz maşa. Allah Teala levh-i mahfuzla dilediğini ne yaptı? Yazdı. Ve izâ halaka cesedel cenin. İşte deminki bahsettiğimiz şeye değiniyor. Cenini yarattığında ona ruh üflendiğinde melek geliyor. Kable nefhir ruh. Ruh üflenmeden önce ba'se ileyhi meleken. Allah ona bir melek gönderiyor. Fe yu'maru bi erba'i kelimet. Ona dört tane şey emrediyor. Ne o? Meleğe deniyor ki uktub rızkahu. Onun rızkını yaz. Ve ecelehu. Eceli. Melek daha annesinin karnında yazıyor. Şimdi düşünün arkadaşlar. Senin helikopter mi düşecek? Otobüsten kaza mı yapacaksın? Merdivenden ayağın burkulup mu öleceksin? Yoksa yattın. Anlatıyorlar. Akşam yattı diyorlar. Hiçbir şey yok. Sabah kalkamadı yani. Böyle mi öleceksin? Rızkın, ecelin, amelin. Yani ne yapacaksın? Amellerin. Dördüncüsü de mutlu mu olacaksın, mutsuz mu olacaksın? Bunların hepsi yazılıyor. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye ve emmet derece saniye, ikinci dereceye gelince. İlk derecede neyi açıkladı arkadaşlar? İlmi ve yazma. İlk derecede Allah'ın bilmesi ve ona ne yapması? Yazması. Yazılmasını emretmesi. İkinci derece neydi ikinci derece? Yani üçüncü basamak. Dilemesi ve yaratması. Dilemesi nasıl bir dileme dedik bu? Kevni. Kevni bir dileme. Diyor ki Şeyhülislam feyye meşiyetullahin nafize ve kudretuhu şamile. İkinci derece kaderin bu ikisinden sonra gelen kulun fiiline yakın olan eylemler bunlar. Kulun fiilinden uzak olanlar ilmi ve yazılması. Çok önce biz dünyaya gelmeden kaç milyon sene önce bilmiyoruz bile yani. Milyon, milyar artık ifade edebilecek nasıl bir sayı varsa onların hepsini kullansak belki yeridir. Bilmiş ve ezelden bilmiş ve yazmış. Şimdi bizim yaptığımız harekete yakın iki basamak. Ne o? İlki Allah'ın dilemesi. Allah Teala diliyor ve sen hemen için yaratıyor ve sen ne yapıyorsun onu? Yapıyorsun. وَهُوَ الْاِيمَانُ بِاَنَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ. Neye iman edeceğiz? Allah neyi dilerse o olur. مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ. Allah neyi dilerse o olur. وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ. Allah hiçbir şey dilemezse onu olmaz. Olmaz. Deminden söyleyeyim. İbn-i Abbas hadisinde olduğu gibi. Yeryüzündeki bütün insanlar sana bir fayda vermek için toplansalar Allah dilemezse sana fayda veremezler. Zarar veremezler. وَاَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ هَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ اِلَّا بِمَشِئَةِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Yeryüzündeki herhangi bir hareket veyahut da herhangi bir hareketsizlik. Her şey Allah Teala'nın neydi arkadaşlar? Dilemesiyle. Ayetlerde ne dedik? وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Bir yaprak düşmüş olmasın ki Allah onu ne yapmış, bilmiş, bilmesin. Yani düşen yaprak dahi Allah'ın neyle? İlmiyle. Allah'ın ezelde onu yazmasıyla. Allah'ın onu ne yapmasıyla? Dilemesiyle oluyor. Yani bunlar olmadan yaprak dahi ne olmaz? Düşmez. La yekunu fi mulki ma la yurid. Mülkünde, yeryüzünde Allah'ın irade etmediği kevni olarak, tabi buradaki kastı hangisi arkadaşlar? Kevni olarak. İstemediği hiçbir şey gerçekleşmez. Ama Allah Teala'nın şer'i olarak istedikleri bazen gerçekleşmeye bilir değil mi? Allah şer'en, dinen, dini olarak bizden ne istiyor? Esat mıydı? Neydi adını? Samet. Hep karışır. Samet'ten namaz kılmasını istiyor Allah Teala. Samet'ten. Samet'ten namaz kılma isteği Allah'ın iradesinin gerçekleşmesi kime bağlı? Samet'e bağlı. Samet kılarsa bu irade gerçekleşecek. Kılmazsa bu irade gerçekleşmeyecek. Ama yeryüzünde kevni olarak gördüğün yağmur olayları ve vuku bulan
her şey, gözümle gördüğüm, gerçekleşen her şey Allah'ın hangi iradesiyle oluyor? Kevni iradesiyle oluyor. Bu olan, kevni iradeyle olan olaylarda Allah-u Teala'nın razı olma şartı daha önceki söylediğimiz gibi yok. Allah'ın razı olmadığı şeyler de yeryüzünde ne oluyor? Oluyor. Vuku buluyor. Ancak Allah-u Teala'nın razı olduğu iradesi, sevdiği iradesi hangisi? Şer'i iradesi. Bunu unutmayalım. İşte düşünün arkadaşlar. Burada önemli nokta, başka bir noktada şu. Yani kader bahsine girdik. Her şeyin, düşen yaprağın dahi Allah'ın ilmiyle olduğunu söyledik. Ama bugün ne yapıyor insanlar? Rablerini bu şekilde tanımadıkları için. Rablerinden kendilerini uzak hissettikleri için. Rabbinin sıfatı olan ilim sıfatını bilmedikleri için, her şeye kadir olma sıfatını bilmedikleri için, her şeyi takdir edenin o olduğunu bilmedikleri için adamın başı sıkışıyor, ellerini açıp yetiş Abdülkadir Geylani diyor. Ellerini açıp yetiş Hamza diyor. Yani bunu koca koca insanlar, koca koca hoca efendiler sözlerinde, sohbetlerinde, konuşmalarında, vaazlarında ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Hatta bu böyle onlar için ne? Bir övülmesi gereken bir olay. Yani bir araya geldiklerinde böyle yetiş ya seydam diyor adam. Ne demek yani yetiş ya hocam, şeyhim. Yani bunu söyleyen bir adam kesinlikle ve kesinlikle Rabbini ne yapmamış? Tanımamış. Rabbinin ilminin genişliğini, onu duymasının, duyma sıfatının ne kadar büyük olduğunu, eksiksiz olduğunu tam anlamıyla kavrayamamış, anlayamamış. Şayet anlasaydı bunu ne yapmazdı? Söylemezdi. Diyor ki devam ediyoruz. فَمَا مِنْ مَخْلُقٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اِلَّا اللّٰهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ Yeryüzünde olan her mahluku kim yaratmıştır? Allah. Yani gördüğünüz her şey Allah'ın bir neyi? Yaratması. Yani zina fiili de, içki fiili de kim yaratıyor arkadaşlar? Allah yaratıyor. Bunu insanın kendisi ne yapmıyor? Yaratma olarak yaratmıyor. Buna insan sahip değil. Ancak insan bunu ne yapıyor? Seçiyor, diliyor. Ondan sonra o onun için dilediğinden dolayı, istediğinden dolayı yaratıyor. فَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَاَمَّا مَنْ بَخِلَ Kim cimrilik yaparsa وَاسْتَغْنَى Kendini musnagni hisseder. Dokunulmaz hisseder, zengin hisseder, gururlu hissederse. فَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى İyi olan, güzel olan şeyi yalanlarsa biz ona ne yaparız Allah-u Teala? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Zor olanı ona kolaylaştırırız. Ne demek zor olanı ona kolaylaştırırız? Yani artık günah işlemek onun hakkında ne olur? Kolay olur. Bir adam zina etmek istiyorsa, bir adam içki içmek istiyorsa, bunun peşinden koşuyorsa, belli bir süre sonra Allah onu o kadar kolaylaştırır ki. Yani aramazken dolabın kapağını açar, içki bulur. Allah-u Teala böyle buyuruyor yani. Artık biz ona günah işlemeyi kolaylaştırırız. Ama bunun tam tersi, hidayeti isteyen adam için ise ne yaparız diyor Allah-u Teala ona? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Hidayeti ona kolaylaştırırız. Yani adam gece yatarken böyle yani kendiliğinden uyanabilir bile. Bir bakar saat 3-3.30. Aa tam teheccüd vakti. Kalkan namazını bile kılar farkında olmadan. Veya bir bakar telefonu çalmış yanlış numara. Veya işte çocuğu öksürür dayanamaz kalkar bir bakar vakit teheccüd vakti. Allah onu ne yapmış teheccüde? Kaldırmış. Ama öbür taraftan şerrin peşinde koşan adam, zinanın peşinde koşan, içki içinin peşinde koşan adam, iyiliği istemeyen adam bakar ki der Allah Allah ya yani beklemediği yerden zina eder, beklemediği yerden içki içer. Bu aslında onun maharetli olmasından, onun yakışıklı olmasından siz sayın ne kadar işte bunlardan değildir. Allah-u Teala onda gördüğü kötüyü isteme arzusundan dolayı, kötünün peşinden koştuğunu bildiğinden dolayı, bu niyeti gördüğünden dolayı artık ona ne yapar? Kolaylaştırır. Onun için o çok kolay. Yanındaki arkadaşı için ise o zordur. İmkansız gibidir hatta. Diyor ki Allah-u Teala her şeyi yaratmıştır. Ama bununla birlikte Allah-u Teala iyi de yarattı, kötüyü de yarattı, içkiyi de yarattı, suyu da yarattı. وَمَا عَزَالِكْ فَقَدْ اَمَرَ الْعِبَادَ بِتَاعَتِهِ وَتَاعَتِ رُسُولِهِ Allah-u Teala bununla birlikte kendine itaat edilmesini ve elçilerine ne yaptı? İtaat edilmesini emretti. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ Kendisine günah işletmesinden, isyan edilmesinden yasakladı. Söyledi, namaz kıl dedi sana. İsyan etme. Bunu sana uyardı. Sen Allah'ın huzuruna çıktığın zaman benim haberim yoktu diyebilecek insan var mı aranızda arkadaşlar? Ben namaz kılmam gerektiğini bilmiyordum. Buraya geldim öğrendim. Yüce Rabbim, ey Allah'ım. Diyebilir misin böyle bir şey? Yok. Sen bunu biliyorsun. وَوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
Allah Teala ne yapar? Muttakileri sever. Sakınanları. Vel muhsinin, ihsan sahibi olanları. Vel muhsitin, adaletli olanları sever Allah Teala. Demek ki bunları Allah Teala'nın sevmesi demek, kötüleri de sevmemesi demek, kulun da bir iradesinin olduğunu gösteriyor. Çünkü kul eğer bunu yaparsa kendi isteğiyle ne olur? Allah'ın sevdiği kimselerden olur. وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Allah fasık olan topluluklardan ne olmaz? Razı olmaz. Allah içki içen, Allah sigara içen, Allah zina eden, namaz kılmayan, kendisine isyan eden topluluklardan razı olmaz, hoşlanmaz. Onları ne yapmaz? Sevmez dediğimiz gibi artık onlara zoru kolaylaştırır, kötüyü kolaylaştırır. وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى Allah-u Teala ne yapmaz? Fuhşiyatı, zina etmeyi emretmez. Emretmiş mi Allah Teala? Gidin zina edin. Gözlerinize kadınlara bakın. Sokakta kadınları kesin. Böyle bir şey. Emrolunmuş muyuz? Hayır. Bilakis bunun aksi ne demiş? Müminlere söyle ne yapsınlar? Gözlerini sakınsınlar. Haramdan uzak tutsunlar. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ Kulları için kullarının kafir olmasına, küfre düşmelerine razı olmaz. Bundan da Allah Teala ne değildir? Hoşnut değildir. وَلَعِبَادُ فَاِلُونَ حَقِقَةً Evet, kullar yaptıkları şeyi gerçekten kendileri yaparlar. Değil mi? Yani senin elinle su bardağını alıp şöyle içmen, bu kimin fiili arkadaşlar? Kişinin. Ama bunu kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Ama nasıl bir süreç var bundan önce? Allah Teala bunu ne yapıyor önce? Biliyor. Sonra yazıyor. Sonra biliyor. Sonra yaratıyor. Ve bu fiil kime ait? Kula ait. Burada içki olsa onu içme hakkında senin var değil mi? Dediğimiz gibi gökten böyle lank diye bir şey gelip seni engellemiyor hiçbir şey. Vallahu haliku ef'alihim. Allah da kulların fiillerini yaratandır. O zaman fiili yapan kul ama o fiili yaratan Allah-u Teala. Vel abduhu vel mu'min vel kafir. Kullar ikiye ayrılır biliyorsunuz. Bir mümin kul, bir kafir kul. Kafire de kul der miyiz? Deriz. Çünkü kulluk İki kısımda bir, genel bir kulluk. Ne demek genel bir kulluk? Herkes Allah'ın neyidir? Kuludur. Yani Allah'ın yazdığının dışına çıkacak bir kulu yok. Yani kalbinin atışı hasta olmamaya. Herkes köle, herkes kul. Değil mi? Bu manada herkes kul. Ebu Cehil de kul. Onun nizamı, sistemi içinde yaşamak zorunda değil mi? Ben burayı beğenmedim, çıkıp gidiyorum deme hakkı yok. Yani meşgulsun. Değil mi? Ben ölmek istemiyorum. Bana verilen süreyi uzatıyorum deme hakkı var mı? Yok. Bu manada herkes kul. Bir de hususi bir kulluk var. O da kimler arkadaşlar hususi kullar? Müminler. Ne demek? Yani namaz kılan, Allah'a iman eden, Resulüne iman eden kişiler. İşte kullar bu isimlerle isimleniyor. Mümin, namaz kılan, oruç tutan, beynamaz, kafir diye. Hepsinin bu isimleri insanlar nasıl alıyor? Rastgele mi? Yukarıdan etiketler fırlatıp insanların üzerine mi yapışıyor? Hayır. Kulların yapmış olduğu fiillere göre. Böyle ibadet kudretun ala a'malihim. Her kulun yaptığı fiile neyi var? Gücü, kuvveti var. Yani Allah Teala'nın kendi iradesi olduğu gibi sana da ne vermiş Allah Teala bir Mevlüt abi? Kudret vermiş, bir de ne vermiş? İrade vermiş. Sen de bu iki şeye sahipsin. İradeye ve kudrete sahipsin. Nasıl şimdi sana bir tokat atsa durup dururken? Gelse böyle yolda yürüyorsun. Çok sert bir şekilde suratına vurdu tokatı. Bunu göstermeyeceksin. Tokatını suratına vurdu. Sen şunu diyebilir misin? Ya her şey Allah'tan. Madem Allah dilemiş. Affet değil mi? Çünkü yapan adam bunu yaptı. Hatta böyle bir kıssa anlatılır. Adamın birisi inkar ediyormuş Allah-u Teala'nın ezelden dilemesini. Diyormuş her şey o anda olur. Kişi kendisi yapar. Allah nereden bilecek? Ondan sonra adam geliyor buna bir tokat atıyor. Böyle okkalı bir şekilde suratına. Şaşırıyor, başlıyor buna sayıp sövmeye diyor. Niye kızıyorsun ki? Yani. Niye kızıyorsun? Çünkü bundan ben şeyim. Sorumluyum. İşte onun için arkadaşlar yani normalde kızmaması lazım. İnsanın eğer kadere şey yaparsa eğer kişi kadere sırtını dayarsa bu manada yani. İnsanın neyi vardır? Bir kudreti, bir de iradesi vardır. Vallahu halikuhum. Allah onları yaratandır. Ve haliku kudretihim ve iradetihim. Allah onların güçlerini, kudretlerini ve iradelerini, yani kulların iradelerini
yaratandır. Ama Mutezile denen bir grup var, bir fırka var. Bunları daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? İşlemiştik. Bunlar ne diyorlar arkadaşlar Mutezileler? Kullar kendi fiillerini kendisi işler ve yaratırlar. Yani diyorlar bu suyu içme eylemini yaratan kimdir diyorlar? Kulun kendisidir. Onun için hadislerde geliyor, birçok ilim ehli hadisleri hasen görüyor. Mecusu hadil umme. Bu tür söyleyen kulların kendi fiilini kendi yarattığını söyleyen bu topluluğa kaderiye deniyor ilim ehli arasında. Hadiste de diyor ki bunlar bu ümmetin neyidir? Mecusileridir diyor aleyhissalatü vesselam. Ne demek mecusileri? Mecusiler ateşe tapan. Peki ne benzerlik var bunlar arasında? Onlar da kendilerini yaratmaya itaz ediyorlar. Çünkü mecusilerde de arkadaşlar iki tane yaratan var. Hayrı yaratan ve şerri yaratan. Yani iki ayrı yaratıcı onlarda da. Onlarda da yaratıcı sayısı 2. Bunlarda da yaratıcı sayısı 2. Niye? Bir Allah, bir de kulun kendisi. Bunlara göre de yaratıcı 2. O yüzden bu insanlara denmiş, bu ümmetin, bunlar bu ümmetin mecusileridir denmiş. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar, bu topluluk, yani Mutezileler neyi inkar ediyorlar? Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasını inkar ediyorlar. Yani diyor ki kul kendi fiilini kendisi yaratır. Bunların önce bir topluluk gelmiş, daha da azgınlarmış. Bunlar neyi iddia ediyorlar? Allah-u Teala bilmez diyorlar. Yani kul ne zaman yapar? O anda Allah-u Teala bilir diyorlar. Tabi bunların çoğu artık kalmadı. Her yüzünde bitti ama belli olmaz. Yani insanların entelektüellik adına yarın öbür gün çıkarlar televizyonda şurada bunu iddia edebilirler. Böyle bir şey yani Türkiye gibi bir ortamda hele ilahiyatlarda şurada burada duyabilirsiniz. Ama asıl olan asıl kader inkarcılarının yani kaderi inkar edenler diye bilinenler olarak tanınanların görüşü nedir? Allah'ın kulların fiilini yarattığını inkar etmeleri. Onlar ne diyorlar? Kul kendi fiilini kendisi yaratır. Kader bahsi arkadaşlar bunun yetineceğiz. Çünkü kader konusu yani insanın çok böyle derin bir şekilde dalacağı bir konu değil. Hatta rivayetlerde geliyor. İza zukira'l kaderu femsiku. Kader konusu açıldığında ne yapın? Dilinizi tutun. Ne demek dilinizi tutun? Yani çok sormayın. Bunu öğrendin. Bak şimdi açıkladık. 4 tane aşaması olduğunu, basamağı olduğunu söyledik. Bunları ezberleyin. Neydi bunun birincisi? Resulatif Allah Teala evet. Ezelden bilir. Sonra yazması. Yazması sonra dilemesi sonra yaratması. Allah Teala'nın dilemesi bilemesinden maksat nedir? Kevni olarak istemesi, irade etmesi. Bu muhakkak gerçekleşmek zorunda. Şer'i olarak ise Allah Teala'nın iradesi ne yapmayabilir? Gerçekleşmeyebilir. Bunun gerçekleşmesi kula aittir. Son söyleyeceğimiz bunlar. Subhaneke Allahümme ve hamdik ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala abdihi nebiyyina Muhammed.